Bir önceki yerel seçimde Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP ve İYİ Parti'nin ittifakı ortak çalışması sonucu kazanmıştı efendim. Bugün gelinen noktada ittifak bitti. Hatta iki parti İmamoğlu üzerinden şimdi sert bir tartışmaya girdi. İYİ Parti'den yükselen İmamoğlu karşıtı açıklamalarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sessiz kalmayı tercih etti. Benim kulağım kötü sesleri hiç duymuyor. Kötü sözleri de duymuyor. İYİ Parti'den kendisine yönelen CHP eş başkanı ve seni başkan seçtirmeyeceğiz sözlerine böyle karşılık verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Partili belediye meclis üyelerinin partilerinden istifalarını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. Ben İYİ Parti grubunun İstanbul'a sunmuş olduğu hizmetlerden de memnun bir belediye başkanıyım. İstişare içerisinde bir süreç yönettik. Bu duygularla kendilerini buradan selamlamış olayım. İYİ Parti cephesini ise hem yerel hem de milletvekili düzeyinde gelen istifalar sarsıyor. Bu ismi geçen arkadaşlardan bir tanesi. Bugün İstanbul dışında yakın bir ilin bir belediye meclis üyemizi arıyor. Diyor ki biz bu akşam bir televizyon kanalında bazı arkadaşlarla topluca istifa ettiğimizi meclis üyeleri olarak ifade edeceğiz. Siz de bulunduğunuz ilde istifa edin ve bakın Cumhuriyet Halk Partili bir başka kişinin ismini vererek size onunla bir görüşme ayarlayalım hemen diyor. Bunun adı arkadaşlar operasyon siyasetidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ve beraberindeki 5 kişi İYİ Parti'den istifa etti. İYİ Parti sözcüsü üstü kapalı ifadelerle CHP'nin müdahale ettiğini ileri sürdü. Biz siyaset kapısının içerisinden girerken milletimize hizmet, onun sorunlarını çözmek için girdik. Çıkış kapısı da ancak bu mücadele sona erdiğinde son bulacaktır. Ama kapısını şaşıranların bu gerçeği unutarak bizim içimize yönelik bu saldırıları gerçekleştirmesini de şaşkınlıkla ve büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Meclisimizde bulunan bir kısım arkadaşın partilerinden istifa etmesi de onların kişisel kararlarıdır. Bir siyasi partinin kendi iç meselesine ne yorum yaparım ne müdahil olurum. Sadece eğer orada bir anlaşmazlık, bir kavga, bir gürültü varsa bundan üzüntü duyarım. AK Parti hafta sonu İstanbul adayını belirlemek için temayül yoklaması yaptı. İYİ Parti İstanbul ve Ankara için özel bir çalışma yapıyor. Şu anda kesinleşen tek isim CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu. İstanbul'da belli ki çoklu bir İstanbul adayları yarışı olacak. Farklı siyasi partilerin bu fayda getirir.